Tabii soğuk bir hava, zorlu hava şartları ama iki takımı da tebrik ediyorum. İki takım oyuncularını da. Tabii ki Beşiktaş oyuncularını ve teknik ekibini daha çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu bizim için. Mutluyuz. Ya biz geçen sene itibariyle geldiğimiz günden beri başkanımız, yönetim kurulu zor şartlar altında biliyor. Herkes kamuoyunun malumu zor şartlar altında bir mücadeleye giriştik. Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptığımıza inanıyorum ben. En azından iyi niyetle doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Bunun karşılığında bu sene daha çok almaya başladık. Tabii ilk yarı itibariyle iki maç kaldı ama hem liderliğimiz devam ediyor hem de bütün derbi maçlarını kazanmış bir Beşiktaş var. Geçen sene şampiyonu Başakşehir'i de yendik. Bu anlamda doğru işler yapıyoruz diye düşünüyorum. Teknik ekibimizi, hocamızı, oyuncularımızı kutluyorum. Camiamıza, taraftarımıza armağan olsun. Tabii sakat oyuncularımız da vardı. Şimdi bugün itibariyle Gökhan Töre iyi şeyler yaptı girdikten sonra. Adem Laiç var. Henüz daha çok katkı veremedi ama o da sakatlığı geçti. Yavaş yavaş dönüyor. Bu anlamda kadromuz genişliyor diye düşünüyorum. Yapabilirsek eğer bir şeyler yapmaya çalışacağız ama zor şartlar zor. Yani limit noktası var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Yabancı sayısı zaten kenarda bekleyen oyuncularımız vardı. Onlarla bir şekilde yolları ayırmaya çalışıyoruz. Onları çözebilirsek bir hafta içinde, iki hafta içinde yani şartlar oluşursa yani bu biz sene başında da biraz geç kaldık gibi oldu ama doğru şartlarda Beşiktaş'ın menfaatlerine uygun bir şekilde transfer yaptık. Onlar da sahada zaten bugün oynadıkları top itibariyle doğru şeyler olduğunu gözüküyor. Ya o bir Aziz bu sene itibariyle oynadığı maçlarda iyi şeyler yapıyor, olumlu şeyler yapıyor. Bizim de çok şey beklediğimiz, yatırım yaptığımız bir oyuncu. Onu beraberce oturup karar vereceğiz teknik heyetle. Yani bir oyuncunun gelişmesi için oynaması gerekiyor. Biz Aziz'le de konuşacağız. Kalması yararlıysa kendisi açısından kalacak. Ha gidip bir yerde oynaması gerekiyorsa da onu oynayacak, onu beraberce karar veririz. Biz oyunculara Beşiktaş gerçekleri, Beşiktaş menfaatine uygun teklifleri yapıyoruz. Bizim için bizim teklifimiz önemli. Karşılığında bir karşılık bulursa yollar kesişiyor. Buluşmazsa yani menfaatler buluşmadığı zaman bu transfer gerçekleşmiyor. Biz o teklifi yapmıştık Mandzukic'e. O tabii başka kulüpler de olabilir. Yani şu an için bir gelişme yok o konuda. Yani bizim teklifimizi galiba olumlu olarak görmedi gibi geliyor. Öyle anlıyoruz. Yani şu an için yok. Biz hocamızla her zaman zaten o noktada bir görüş ayrılığımız yok. Hocamızla zaten istediğimiz zaman onu oturup konuşuruz diye düşünüyorum. Ama şu an bizim konsantrasyonumuz başka. Hocanın da başka, bizim de başka. Ama öyle sözleşmeyle alakalı bir soru işareti yok kafamızda.